Evet arkadaşlar, bu şekilde bir video çekmek hiç aklımda yoktu. Çok ani bastırdı yağmur. Gerçi bu kadar yağacağı belliydi ama bu şekilde mahsur kalacağımı tahmin etmiyordum. Evet, mahsur kaldık. Houston'da sel. Selde mahsur kaldık. Şurada mahsur kalan bir başka arabayı görüyorsunuz. Bir sürü araba orada sular altında kalmış durumda. Kendine ve arabasına güvenenler suyun içine giriyorlar tabii. Ben de büyük bir araba almıştım. Biraz daha yüksek bir araba almıştım. Suyu tahmin ettiğim için, seli tahmin ettiğim için, ama buranın bu kadar fazla su altında kalacağını tabii tahmin edemedim. Geçerim bir şekilde diye düşünüyordum. Tabii ön taraftaki arabalar kalınca siz de geçemiyorsunuz. Burası normalde AVM'nin otoparkı. Şu karşıda gördüğünüz direkler var. Şurada bir alışveriş arabası kalmış. Yani o direklerin oradan başlıyor yol aslında. Burası otopark normalde ama otoparkın içine kadar gelmiş durumda. Arabalar kalmış durumda. Yani garip garip şeyler yaşanıyor bazen Amerika'da. Amerika'da tabii doğa sert, yani Türkiye gibi değil. Türkiye'nin birçok yerinde kümelenme, işte İzmir, İstanbul, Ankara büyük şehirlerde var ama kalanında tabii ki serttir şehir, bazı yerlerde iklim, ama biz tabii onu çok fazla hissetmiyoruz. Çünkü çok az bir kesimi, nüfusun çok az bir kesimi orada yaşıyor. Ama Amerika'nın geneli tabii daha sert bir iklime sahip. Yani bir taraf çok sıcak, bir taraf çok soğuk vesaire. Şu arabaya şaşırdım. Yani hangi akla hizmet, ağzımı bozmak istemiyorum. Smart. Smart'la bu suyun içine girmiş. Tamamen bir manyaklık bu. Ve tabii ki içinde, hatta içinde şu an adam kalmış içerisinde. Yani saçmalık yani. Smart'la niye bu araba? Zaten Smart'ı bulmak mesele burada. Bizde vardı gerçi bir ara. Küçük bir araba yani. İçinde kalmış. Gördüğünüz gibi burası benim eve giden büyük bir cadde var, Westbelfort diye. Orasıyla 59'un birleşimi. Hillcrest, bir sonrası da 59. Oranın birleşimi. Burası biraz alçak kalıyor. Aslında mesela şu 300 metrelik alanı geçtiğimizde aslında bir herhangi bir sel falan görmeyeceğiz belki de. Genellikle bu kısım alçakta kalıyor. Harvey'de şu ileride evler de su altında kalmıştı bazıları. Yani bölgesel bir durum. Yani Türkiye gibi düşünün. Yani Türkiye'de de, işte İstanbul'da da mesela ben hatırlıyorum. İşte Basın Express vesaire falan filan. Birçok su altında kalan dere yatakları veya yerler vardı. Alçak yerler vardı. Burası da onun gibi bir yer düşün. Tabii ben arkadan dolanmaya çalıştım. Daha farklı yerlerden gideyim evime diye, ama bir türlü gidemedim. Tam da akşam vakti burada. Bütün herkesin işte yemek alışverişi, yemeğe çıktığı vakit. O yüzden işte burada, buralarda şeyler de var. Restoranlar falan da var. İşte Indian, Pakistan restoranlar falan da var etrafta. Çünkü iftar vaktiydi aynı zamanda. Oralarda doluymuş gördüğüm kadarıyla. İnsanlar yakalanmış böyle bir şeye. Evet, Houston'un problemlerinden bir tanesi yağmurun bazen çok fazla yağıyor olması. Çok ciddi bir altyapı var aslında. Ama yağmur şu an çok durmadı. Yani durmuş olsa muhtemelen birazdan sular çekilmeye başlar. Yağmur çok fazla durmadı. Ciddi bir altyapı olmasına rağmen bu şekilde. Tabii bu yağmurun yarısı İstanbul'a yağsaydı düşünmek bile istemiyorum ne olacağını İstanbul'da. Keşmekeş olurdu herhalde her taraf. Evet. Daha ne kadar burada kalacağım bilemiyorum. İşte yemek vesaire işlerini hallettim. Yakında bir yemek alabileceğim bir yer var. En azından bir büyük bir marketim. Foodorama diye bir market var. Marketim otopark olduğu için burası. Hani yemek vesaire problemi yaşamadık ama 10.30'da tekrardan bir flat alarmı verildi. Şey yapılacak galiba. 10.30'da eğer tekrardan buraya vurursa, birazdan haritaya bakacağım. Herhalde şu an saat kaç? Saatte bakamıyorum ama. Evet, saat şu an 9.10 geçiyor. 10.30'da da eğer bir flat alarm var, o yine bu civardaysa herhalde geceyi burada geçirme ihtimalim yüksek. Çünkü ne geriye gidebiliyoruz ne ileriye gidebiliyoruz. Kalmış durumdayız. Burası bir circle gibi düşünün. 5-6 tane yolun birleştiği bir yer. Bu çukura açılıyor. Çukur burası. Zaten biliyordum hani daha önce de benzer şey birkaç defa görmüştüm bunu. Biz geçmiştik. Küçük arabalar kalmıştı falan o dönemde. Bu çukura açılıyor. Bu çukur tamamen kalmış durumda. Aslında komple Houston'u tehdit eden bir sel yok hiçbir zaman. Bölgesel olarak tehdit ediyor. Nasıl ki işte hep aynı örneği veriyorum. İstanbul'da 2009'daki seli hatırlayanlar bilir. İşte Basın Express'te bir sürü kişi öldü. Hatta bizim bir akrabamız da orada vefat etmişti uzaktan.
Yani bölgesel olarak basmıştı birçok yeri sel. Burada da öyle bölgesel olarak kümelenmiş belli yerleri sel basıyor. Çünkü dümdüz bir şehir. Ve bazı yerlerde çukurlar olunca oraları sel basıyor. Bu arada inanılmaz. Tabii arada çok şimşek de çakıyor ve çok uzun süreli. Yani böyle birkaç saniyeden fazla havada görüyorsunuz o ışığı. Değişik bir tecrübe. Bugün de Green Card sonuçları açıklandı. Bu videoyu seyredenler artık herhalde vazgeçer buraya gelmekten. Öyle gibi geliyor bana. Şu an aslında yağmur durdu. Çok fazla bir yağmur yok. Ama tabii suyun çekilmesini beklediğimiz için şurada yürüyenleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Geceliğin ne kadar çekiyor kamera GoPro onu da bilmiyorum açıkçası ama önünde muhtemelen nemlenmiştir. Şurada insanlar bekliyorlar. Biraz da bu tarafa doğru gidelim. Ben bu arabayla çıkmıştım. Ne olur ne olmaz diye. Biraz daha yüksek bir araba işte. Porta Escape güvenlik bir yüksekliğine ama pek yükseklik kar etmeyecek gibi görünüyor. Çünkü yolda birkaç yerde baktım CRV'ler falan filan kalmış yani. Büyük arabalar da kalmış yolda. O yüzden yağmurda özellikle çok ısrar etmemek lazım gitmekte. Araba kaldı mı bir anda. Çalıştırmaya çalıştığınızda zaten tamamen motoru yersiniz. Motor içine su çektiği anda sıvıların sıkıştırılamama prensibinden dolayı motorun içini tamamen işte kollara kadar hepsini kırar eğer. Ondan sonra da Amerika gibi bir yerde zaten motor değiştirmek araba fiyatı. Arabanız çöpe gider. Eğer kaskonuz yoksa da ciddi bir zarar ödersiniz. Yani o araba o saatten sonra 200-300 dolara satılır. O yüzden aman dikkat. Suyla alakalı çok zorlamayın başınıza geldiğinde Amerika'da. Bir yere, güvenli bir yere çekmeye çalışın. Onu da göstereyim neler yapıyor insanlar burada. Güvenli buraya çekebilen çekmiş, çekemeyen dikkat ettiyseniz bakın. Orta refüje çekmiş mesela arabayı, akıllık etmiş, refüje çekmiş. Ve sudan kurtarmış arabasını ama ileride tabii kurtaramayan bir sürü insan var. Arada kalan, bir şekilde geçerim diye düşünen. Elini çabuk tutmayıp içine su çekiyor, araba tabii su çekiyor, egzoz vesaire de tamamen su altında kalıyor. Şurada mesela çok lüks bir, evet galiba 6 kasa mı, 4 kasa BMW mesela, çok pahalı bir araba burası için. O mesela kalmış orada. Eğer çalıştırmaya uğraştıysa arabayı, çöp. Bu tarz arabalar genellikle lease'le alınıyor, şeyle krediyle alınıyor, finance'la. Arabayı ilk aldığınızda işte faiz oranı şu bu falan filan derken arabayı pert ettiğinizde verilecek rakam sizin borcunuzu karşılamayabiliyor. Flat döneminde bu çok yaşandı. İnsanlar pert oldu, kasko da olsa arabaları. İşte finans şirketlerinde işte 20 bin dolar borcu var ama arabaya ödenen para 17 bin dolar veya işte 15 bin dolar. Böyle olduğu için insanlar cebinden para ödemek zorunda kaldı. Sonra ekstra insurance'lar falan geldi bunlarla alakalı. O yüzden burada insurance'larınıza dikkat etmek lazım. Ben her halükarda paramı alırım diye düşünmeyin. Paranızı alamayabiliyorsunuz, ciddi zarar edebiliyorsunuz. İşte kalan arabalar buralarda. Ben şuradan geldim. Aslında buradan geriye gidebilirim. Ama yol kapalı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tekrardan bir maceraya atılmak istemedim. Çok da karnım acıkmıştı. O yüzden bir ara verdim. Herhalde şu tarafı bir deneyebilirim. Tekrardan diğer yoldan eve gitmeye çalışacağım. Şimdilik videoyu kapatayım. Tekrar açacağım bilmiyorum. Bu arkadaş da sağ olsun bu spor arabasıyla girdi yola. Girmemesi gereken bir yerde kaldı. Gördüm gözüm canlı şahit. En son arkadan bir tane pick-up ittiriyordu. Sudan çıkartabilmek için. Evet. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar Amerika'da evet bazı yerlerde mesela ben Iowa'da yaşadım bir süre. Çok uzun süre değildi ama işte Chicago, Iowa tarafı çok karlı, çok buz, soğuk olan bir yerdi. Orada farklı problemler yaşanıyor. İşte Houston civarı, Florida biraz daha yağmurlu bir baskınlar yaşanabiliyor. Daha sıcak tabii havalar burada. Yani kuzey, güney vesaire Amerika çok büyük bir bölge, çok büyük bir coğrafya olduğu için her tarafın kendine ait bir zorluk çeşidi var. Yani işte kar, fırtına vesaire, kum, çöl yani ne ararsanız hepsi var bu ülkede.
O yüzden seçtiğiniz yerlerde şey düşünmeyin. Yani ben bir yer seçeceğim burada başıma. Yani tamam, ulaman iklimlik olan çok güzel yerler de var. Kaliforniya civarında öyle olduğu söyleniyor. Ben gidip görmedim. Ama işte oralarında fiyatları ortada. Gidebilen, gidemeyen vesaire. O yüzden Amerika'da seçimi yaptığınızda bu tarz şeylere alışkın olacaksınız. Ama bunlar tabii hayatınızın işte 365 günün 30 gününde sizi tehdit altında bırakan şeyler değil. Mesela Houston için birkaç defa senede böyle bir şey olabilir. O da bölgesel olarak birkaç tane yolu basar. Zaten önden haber verirler vesaire. O şekilde düşünmek lazım. Ama tabii iç taraflara, soğuk taraflara, Minnesota gibi yerlere gittiğinizde tabii uzun süren kış, uzun süren buz, kar, bunlarla yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ben 3 ay boyunca, 4 ay boyunca ciddi bir soğuk yaşamıştım. Iowa'da, Chicago civarında kaldığımda gerçekten çok ciddi bir soğuk yaşanıyor. Evet, arabamıza geldik. Çıkıp çıkmamakta kararsızım açıkçası. Bir şansını deneyeceğim çünkü daha fazla burada durmak istemiyorum. Sıkılmaya başladım. Olmadı, birazdan canlı yayın falan açarım herhalde. İlk defa sıkılarak canlı yayın açarım. Normalde bilgi vermek için açıyorum her zaman ama burada eğer biraz daha mahsur kalırsak tabii sıkıntı olacak. Evet, şimdi sonlandırayım videoyu. Tekrar üzerine video çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Selamlar yine de. Evet, şansımızı deneyelim bakalım. Çıkabilecek miyiz buradan? Şurası yol açık görünüyor. Alt taraftan Westport'a bağlanmaya çalışacağım. Düşünün, şu arabaların mesela plakaları çıkmış. Bu şu demek. Suya çok daldıkları için o suyun gücüyle, basıncıyla plakalar yerinden fırlıyor. O derece bir suya girmişler demek ki. Bakalım geçmemiz gereken yola geçebilecek miyiz? Öndeki niye duruyor onu anlamış değilim hala ama. Evet, şimdi çok aradım şu yüksek arabalar, yükseltilmiş arabayı. Evet, bu niye duruyor onu hala anlamış değilim. Gördüğünüz gibi bu tarafta aslında çok fazla yağmur yok. Yani biz orada bir mahsur kaldık. Ben de eve gidemeyeceğimi anlayınca bir şeyler atıştırmak, bir şeyler yemek istedim orada. O yüzden bekledim açıkçası. Ama bölgesel olarak yani 200-300 metrelik veya 400 metrelik bir daire çizin. Oralarda işte çöküntü olan yerler, işte alçak olan yerlerde problemler yaşanabiliyor. Şu an gördüğüm kadarıyla bu tarafta problem yok. Bakalım. Evet, arka tarafa bağlandık. Bir alt cadde, West Airport. Gelirken bu taraflarda da tıkalıydı. Kapatmışlardı ama demek ki burası tahliye olmuş biraz. Buradan devam edeceğiz. Ne kadar çıkabileceğim bilmiyorum. Nereye kadar çıkabileceğim. Dikkat ettiyseniz buralarda kalmış arabalar. Demek ki buradan su tahliye olmuş. Yağmur azaldığı için. İşte altyapı gerçekten güçlü. Hani bu kadar yağmurda daha fazla etkilenir. Türkiye'deki büyük şehirleri düşündüğümde inanılmaz derecede altyapılar iyi, güçlü burada. Tabii bunun yanında su kanalları falan var. Yani birçok yerde su toplama havzaları. Bu arada şimşekler de çıkıyor herhalde şeye. Artık bu videoda mümkünse kimse yorum yapmasın, ses çok kötü falan diye. Bu şartlar altında bu kadar çekilebiliyor. Buralar hep bizim kullandığımız yerler. Sağda solda hep arabalar kalmış. Demek ki burası tahliye olmuş. Eve çok kalmadı açıkçası. Bizim meşhur göçmen marketimiz, kutsal marketimiz Aldi. Burayı geçtikten sonra DL Ashford yoluna bağlanacağız. Oradan da bizim mahalleye gitmiş olacağız. Umarım. Bizim o tarafta genellikle herhangi bir flat olayı olmuyor.
çok binde bir, dediğim gibi belli yerlerde kümeleniyor. Üstünün belli yerlerinde. Çok büyük sıkıntı yok açıkçası. Yani bazen insanlar soruyor işte, ben flattan çok korkuyorum veya işte sel oluyormuş devamlı falan. Hani biz şey diyoruz yani, tamam sel oluyor ama nerede oluyor? Yılda kaç defa karşılaşıyorsun? Veya senin oturduğun bölgede var mı? Önemli olanı. Hani biz seli falan çok hissetmiyoruz. Öyle bir şey çok hissetmedik burada. Harvey'de bile çocuklar dışarıda çıktı, oynadı falan. Buralar gördüğünüz gibi sağ taraflar hani bayağı bir su altında kalmış daha öncelerde ama tahliye olmuş. Devam edelim. Burada ne var? Kapatmışlar burada yolu mesela. Evet, bir araba refüjün ortasında. Muhtemelen bunlar şey olabilir. Suyun içinde kaldığı için ya kalmıştır, kurtarmaya çalışıyorlar ya da işte refüje arabayı çıkartmaya çalışırken problem olmuş olabilir. Birçok yerde yol tıkalı dediğim gibi. Yani aslında 200-300 metrekarelik, 200-300 metrelik bir alan sıkıntılı. Orayı açtığınızda çok problem kalmayabiliyor ama mesele zaten o tıkanıklığı aşabilmek. Evet, evin olduğu bölgelere doğru geliyoruz. Çok bir problemimiz yok. Green Card açıklandı bugün malum. Çok fazla kazanan arkadaşa denk gelemedim. Birkaç arkadaş. Bir arkadaş yazmıştı. İlk onu gördüm. Şeyin altına, kanalda bugün çektiğim videonun altına yazmış. Çok sevindim. Takip edenlerden birisinin kazanması çok hoşuma gitti. Birçok kişi tabii ki ciddi bir motivasyonla başvuruyor artık insanlar Green Card'a. Malum işte Türkiye'de yaşanan olaylar, insanların birbirinden ayrışması falan bir bıkkınlık hali var her kesimdeki. İnsanlarda, birçok kesimde diyelim veya. Ondan dolayı insanlar bir çıkış yolu olarak görüyorlar yurt dışı. Daha gelişmiş ülkelere gitmeyi. Bugün evet önemli bir gündü. Belki Türkiye'den yaklaşık en azından yani kota 3500 olarak düşünsek 3500 kişinin Amerika'ya gelme ihtimali oluştu diyelim. Doğdu. Bakalım artık kimler kazandı, kimler doğru başvuru yaptı, elenmeden buralara gelecekler. Kaçı Amerika'nın hangi bölgesini seçecek? Bundan sonra artık forumlarda veya işte farklı farklı sosyal mecrada insanlar birbiriyle bilgi alışverişinde bulunacak. Yine hatırlatayım bu videoyla birlikte. Birçok yerde yaşayan Türkler var ve insanlar videolar çekiyorlar. Veya işte düşüncelerini aktarıyorlar bir şekilde sosyal medya üzerinden özellikle. O yüzden buralardaki insanları takip ederken şu biraz yol uzatayım. Normalde buradan giriyoruz aslında bizim eve ama şuradan bir bakayım. Flat orada da vurmuş mu diye merak ettim. Sosyal medyada bu insanları ve bizleri takip ederken kendi şartlarınızla kıyaslayarak takip etmeye çalışın derim. Çünkü herkesin durumu, şartları farklı olduğu için seçim aşamasında sizi daha rahat ettirecektir. Size daha konforlu bir iniş sağlayacaktır. Doğru insanları örnek almak veya doğru insanların söylediklerini hayatınızda buraya gelirken uygulamak. Benim bu sene herhangi bir yakınıma vesaire çıkmadı. Geçen sene bir yakınıma çıkmıştı ama sıra malum çok kötü oldu. Geçen sene sıra gelmedi. Bu sene herhangi bir yakınıma çıkmadı gibi görünüyor şu an. Bakalım. Birkaç kişinin bakamamıştık. İki site de kilitlendi. Sonrasında ben işte açık artırmaya gittim. İşte yolda yağmur var vesaire falan derken tabii şey yapma şansım olmadı. Tekrardan bakma şansım olmadı. Bir iki kişiye bakacağım şimdi. Ama genel gördüğüm kadarıyla herhalde çıkmamış gibi diyebilirim çevremden herhangi birisine. Şurada ışıklar da artık çalışmıyor. Kontrollü geçeceğiz artık mecburen. Gördüğüm kadarıyla bizim bu çevrede herhangi bir sıkıntı yaşanmamış. Şurada çok yan taraflarda bir videoda göstermiştim. Buralarda su basmak için yapılan özel kanal gibi, hani böyle vadi gibi duruyor. Yerler var. Oralar büyük ihtimal su dolmuştur diye tahmin ediyorum. Geceliğin görebilir miyim bilemiyorum açıkçası ama muhtemelen oralar dolmuştur. Bizim evde herhangi bir sıkıntı yok. Bizim sokakta vesaire zaten Harvey'de şurada burada da sıkıntı olmadı. Yine kaldığımız eski apartmanda da herhangi bir problem genellikle olmuyor bu tarz şeylerde. O yüzden burayı seçtiğinizde
ev aldığınızda veya işte oturduğunuzda Flat'tan etkilenmeyen bölgeleri seçerseniz işte Flat'ı sadece televizyondan seyredersiniz. Çok bir alakanız olmaz olayla. Ve yaklaştık bakalım. Tabii buralarda evet, herhangi bir sıkıntı yok. Zaten sıkıntı olursa dediğim gibi şu ortalara falan arabalar çekilip bırakılıyor. Evet, şu an yan tarafı görüyorum. Aslında burayı çekmek isterim ama gecenin bu vakti girmek hiç hoşuma gitmez. Burada bir vadi var. Vadi sonuna kadar su dolmuş durumda şu an. Yani su basmış orası. Su toplama havzası gibi, gölet gibi. Şurada da bir tane var. Oraya da bakacağım. Burası da benim apartmanımın arkasındaki olan yere bakacağım şimdi. Hatta oraya doğru girebiliriz. Belki video ya çekebilirim orayı diye tahmin ediyorum. Bir gireyim bakayım. Çekebilecek miyim? Şuranın arkasıydı. Çekebilecek miyiz? Burası benim kaldığım ilk apartman. İşte Edvener Milan. Hatta şu köşedeki, sol köşedeki ev. Evde kalmıştık. Pardon, burada değil. Biz birazdan göreceğiz. Arkaya doğru gidelim. Evet, burası gölet. Su toplama göleti. Ne göreceğiz şimdi? Şu soldaki, evet, en son apartmanda, şu sol taraftaki apartmanda kalmıştık. Bakalım şu göleti görebilecek miyiz? Işığı oraya doğru tutacağım arabanın. Görünecek mi bilmiyorum açıkçası. Şuradan dönelim. Burası Harbiye'de tabii komple burası su olmuştu ama apartmana kadar gelmemişti. Gayet iyiydi çünkü kanal. Evet. Görünüyor mu? Seçiliyordur diye tahmin ediyorum. Burası normal şartlarda bayağı bir alçak. Yani bu kadar yüksek değil, bayağı bir alçak ama şu an tamamen yükselmiş durumda. Dediğim gibi Harbiye'de bu alan tamamen birleşti. Bizim ev şu karşıda gördüğünüz evdi. Size göre sağ, yani baktığınızda sağ köşedeki giriş kattı. Hani giriş kat olmasına rağmen tabii bu kaldırıma kadar su gelmişti tamamen ama herhangi bir şekilde eve su gelmedi. O da görüp görebileceğimiz en büyük zaten şeydi burada. Flat'tı. Orada herhangi bir sıkıntı yaşanmadı bizim oturduğumuz yerde. Zaten ikinci, üçüncü katta yaşayanların zaten problem yok. Çıkalım buradan. Evet, burada problem olmadığını gördük. Devam edelim. Artık yavaş yavaş evime dönmek istiyorum. Yeterince dışarıda rezil edecektim. Şöyle hava sıcaktı gerçi bugün ama tabii soğuğu yiyince insan rüzgarda vurunca yağmuru yiyince rüzgarda vurunca ne olursa olsun çok sıcak olmuyor. Üşütüyor insan. Evimize doğru geçelim. Barrington Place'e geldik. Bizim mahallemizin ismi Barrington Place. Evet, gördüğünüz gibi bizim mahallede sanki herhangi bir şey yok görünen. Tamamen şeyle alakalı, yani altyapıyla alakalı ve çok ciddi bir şekilde tahliye var. Yani kanallar var. O yüzden problem yaşanmıyor. Evet, böyle bir flat, sel, yağmur artık ne derseniz böyle de bir video çekmiş olduk. Bir dahakine herhalde çekmem bu şekilde. Biraz üşüttüm çünkü. Evim güzel evim. Herkese selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.